Merhaba. Bugün 21, evet 21 Kasım 2021 Pazar günü. Ben şu anda Kuşadası Davutlardayım. Ee, konuşmak istediğim konu emekçi. Emekçi kimdir? Ee, bir ay kadar önce Buraya yazmışım. Evet, 20 Ekim 2021 tarihinde Sedef Kabaş'ın kendi kanalında Türkiye İşçi Partisi Başkanı Erkan Baş'la bir konuşması vardı. Konuşmayı baştan sona kadar dinledim. Çünkü Erkan Baş en sevdiğim siyasetçilerden biri. Yani iyi niyetli ve dürüst olduğunu inanıyorum. Benim kendi siyasi ideolojim tam uyuşmasa da onunla yakın. Ama bazı farklar var. Örneğin en çok ekolojiyle ilgili olarak. Yani bütüne bakmakla ilgili olarak ama mecliste gerçek muhalefet deyince aklıma Türkiye İşçi Partisi geliyor. Ee, dinledim konuşmalarını ve aklıma 3 tane şey aklında kaldı. Birisi e, alnımın teriyle para kazanmak kavramı. Alın teriyle para kazanmak. İkincisi teknoloji geliştiren. Bunları Sedef Kabaş söylemişti. İşte alımın teriyle kazanıyorum. İşte teknoloji geliştiren insan. Yani sanki yaptığı iş kutsal. Teknoloji geliştirmek kutsal bir işmiş gibi. Yani o teknolojinin ne için geliştirildiği, neye hizmet ettiğini hiç sorgulamadan resmin bütününe bakarak teknoloji geliştirmek eşittir. iyi. Yani toplumsal fayda anlamında kutsal bir iş gibi. Ondan sonra e, Erkan başında emekçi söylemleri vardı. Biz işte emekçinin yanındayız. İşte patron, işçi ikilemi bağlamında biz emekçinin yanındayız vesaire. Ama emekçi kim? Şimdi emekçi derken ben hani olumlu anlamda, olumlu bir kavram hani e, kastediyorum. Mesela nötral anlamda ya yani bir şirkette veya fabrikada veya herhangi bir iş yerinde devlet memuru da olabilir. Maaşıyla geçinen insan. Buna çalışan ya da işçi diyebiliriz. Çalışan derken hani el emeğiyle çalışan, bedeniyle çalışan mavi yakalı da olabilir. Daha çok zihin işi yapan beyaz yakalı da olabilir. Ya bu ikisini artık ayırt etmek de çok kolay değil. Yani ne kadar zihinsel çalışıyor, ne kadar eliyle çalışıyor. Masa başı işleri var, karışık işler var. Hepsine birden aslında e, işçi veya çalışan diyebiliriz. Şimdi kim emekçi? Ya hak ederek emekçi kavramını kim hak ediyor? Yani ben bunu sorguluyorum. Bana göre herkes hak etmiyor. Yani bir fabrikada, bir madende veya herhangi bir şirkette veya devlet devlette çalışan her işçi bana göre emekçi değil. Yani o kavramı hak etmiyor. Ben bu sonuca vardım. Yani bunu biraz sorgulayınca ama hani yüzde yüz hani buna eminim hani burada kalacağım da diyemiyorum. Bazı bilgilere göre, sorgulamalara göre değişebilir. Ama ben bu noktaya vardım. Bana göre emekçi Sürdürülebilir refah ve mutluluk anlamında toplumsal faydaya hizmet eden kişi, yani buna hizmet edecek bir şey üreten, bir şey yapan kişi. Örneğin zararlı işlere alet oluyorsa toplumsal fayda anlamında bana göre emekçi değil, ancak işçi veya çalışan denebilir. Yani nötral olarak emekçi değil. Yani örneğin şöyle anlatayım. Önce küçük resme bakalım küçük bir resim. Bir ambar. Ambarda iki tane çalışan var. İşte ambara malzeme giriyor, çıkıyor. İşte bir tane çalışan işçi yük taşıyor. Yani gerçekten mavi yakalı. Yük taşıyor. Ondan sonra bir kişi daha var. O da envanter tutuyor. O da kağıt işi veya masa başı işi yapıyor. Yani neler giriyor, neler çıkıyor. Şu anda işte ambarda neler var vesaire. İkisi de çalışan. Ama bunlar emekçi mi? Yani emekçi derken şimdi biz diyelim ki bunların haklarını koruyacak mıyız? Patrona karşı işte efendim çalışma şartları iyi mi? Efendim yeterli maaş alıyorlar mı? Diğer sosyal şartlar iyi mi? Eğer hani biz emekçiden tarafa diyorsak, tarafız diyorsak. Şimdi küçük resimde ambarda çalışan iki kişi. Ama bu ne ambar? Neye hizmet ediyor? Şimdi şöyle bir şey de olabilir. Belki bu bir e, uyuşturucu ticaretine hizmet eden bir ambar. Orada işte uyuşturucu ve uyuşturucuyla ilgili malzemeler depolanıyor. Veya belki bir silah ambarı. Belki e, örneğin Amerika, Irak'ta katliam yapıyor. E, Irak'ta bir cephanelik belki o ambar. Ve orada... E, Amerika'nın Amerika paralı askerlerinin daha verimli, daha hızlı katliam yapmasını hizmet eden malzemeler taşınıyor. Şimdi düşün, şimdi bunlar, bu, bu, bu iş için çalışan kişilere biz emekçi mi diyeceğiz yoksa işbirlikçi mi diyeceğiz? Veya ne zaman tam hatırlamıyorum bir ara Kargil, İzmit'teki Kargil işçileri. E, grev yapmıştı veya ayaklanmıştı işte biz haklarımızı alamıyoruz yeterli maaş alamıyoruz çalışma şartlarımız iyi değil diye kargil amerikan şirketi kargil e, endüstriyel tarım gıda tohum başka işleri de ne kadar kirli işe varsa çok para getiren yani petrol de var başka şeyler de var işte finans da var ne kadar nereden para geliyorsa en çok o işe girmiş ve dünyada namı çok kötü olan en kirli şirketlerden biri Kargil. Hatta Türkiye'deki şeker fabrikalarının kapatılmasının nedeni de büyük ihtimal Kargil. Hani bu Kargil'in o mısır özü şekerinin önünü açmak için. O tip söylentiler var ve büyük ihtimalle doğru. Yani çok kirli, dünyada son derece kötü bir namı olan parazit bir şirket. Yani toplumsal fayda anlamında bir faydası yok. Tam tersine zararlı bir şirket. O şirket hiç olmasa, dünya daha iyi bir yer olur. Yani bir ür yaptığı iş üretim değil, yaptığı iş sömürü. Yani yerelden ve gelecekten çalma yöntemleriyle birkaç şey zengin etme mekanizması. Şimdi mesela bu işçiler ayaklandığı zaman, kargil işçileri, ben ilk tepkim şu olmuştu. İçimden düşünün, beter olsunlar. Çünkü kirli bir işe hizmet ediyorlar. İlk tepkim bu oldu. Sonra Düşünmeye başladım. Ya e, belki başka çaresi yoktu, yani işsizdi. E, ailesini ve kendisini geçindirmek için başka bir yol bulamadı. Böyle olabilir. Veya belki bilmiyor Kargil'in ne olduğunu, ya da bilmek istemiyor. E, ya yani türlü türlü nedenleri olabilir. Ya da belki. Seçeneği vardı, çaresiz değildi ama bu daha cazip geldi diğer seçenekler. Belki daha yüksek maaş veriyor, daha çalışma şartları daha iyi. Yani bir tür rüşvete yani bir şey oldu, tav oldu da denebilir. Yani nedenini tam bilmeden peşin hüküm vermekte de kolay değil. Bunu düşünmeye başladım. Ya yani mesela şöyle bir şey, bazı uç örneklere bakmakta fayda var. Şimdi Amerika'nın kenar mahallelerinde fakir bir ortam. Siyahi insanların yaşadığı. Diyelim ki işte buradaki aileler fakir. Fakir oldukları için de çocuklarını iyi eğitim kurumlarına gönderemiyorlar. Çünkü eğitimde para sağlaşmış iyice ve farz edelim ki işte bu mahallede yaşayan gençlerin önünde iki seçenek var. Ya sosyal yardım alacaklar, işte erzak vesaire ya da uyuşturucu ticaretine girecekler. Başka bir seçenekleri de yok. Yani böyle kriminal işler. Şimdi seçeneksizlik yüzünden diyelim ki uyuşturucu ticaretine girdi. E orada da bir emek harcanıyor hani Fiziksel anlamda o işi yapmak için işte getir götür işleri, satış riski de var, yakalanma riski var. Ee, şimdi bu kişilere emekçi mi diyeceğiz? Ondan sonra biraz önce verdiğim örnek işte Irak'taki ambar, ambarda çalışan insanlar bunlara emekçi mi diyeceğiz, işbirlikçi mi diyeceğiz? Ee, aynı şekilde teknoloji geliştiren, yani mesela ne, ne için teknoloji geliştiriyor? Mesela silah teknolojisi mi geliştiriyor? Veya endüstriyel tarım şirketlerinde bol maaşlı GDO'lu tohumlara mı hizmet ediyor? Veya e, kanserojen pestisitlere mi hizmet ediyor? Ya yani Bunlar da teknoloji. Ve mesela genetik mühendisleri var. Biyologlar var genetikçi. Bunların aralarında Nobel ödüllü olanları da var. Ve bunlar işte eskiden Monsanto, sonra Bayer aldı, Dupont, ChemChina var. Bu gibi şirketlerde, Kargil de var tabi. GDO'lu tohumlar geliştiriyorlar. Ve baktığınız zaman işte son derece havalı, prestijli işler işte genetik mühendisliği, işte teknoloji geliştiriyoruz. Ama resmin büyük resme baktığınız zaman GDO'lu tohum neye hizmet ediyor? GDO'lu tohumun tek bir amacı var. O da para kazanmak. Başka hiçbir amacı yok. Gerisi hepsi palavra. Ya yani bunu şirket içi yazışmalarda da görüyorsunuz. Bir kısmı ele geçmiş bu GDO'lu tohum üreten şirketlerin şirket içi yazışmaları. Kendileri de biliyor. Yani GDO'lu tohumların amacı tarımı tekerleştirmek, tohumu tekerleştirmek. E, zamanla yerel tohumları yok edip türlü türlü yöntemlerle ki bunlar mafya yöntemleri e, yerli tohumu ekmeyi işte biçmeyi kriminalize edip engel olup pazarı ele geçirmek GDO. Onun dışında GDO'lu tohumların yok efendim verimlilikmiş işte efendim dünyayı beslemekmiş hepsi palavra. Palavra olduğunu kendileri de biliyor. Tam tersine son derece zararlı sağlığa ve toprağa bu tür tohumlar. Eee ama e, şimdi bu GDO'lu tohumlar için çalışan beyaz yakalılar. Yani teknoloji geliştiriyoruz. İşte genetik mühendis işte veya biyolog. Şimdi bunlara da biz emekçi mi diyeceğiz yoksa işbirlikçi mi diyeceğiz? Ya da mesela yüksek maaş alıyorsa işbirlikçi, düşük maaş alıyorsa emekçi mi olacak? Buradan mı ayıracağız? Buradan ayırmak bana saçma geliyor. Yani sınırını nereye koyacağız? Ee, dolayısıyla hem bu emek işinde hem de teknoloji işinde bana göre belirleyen ölçü toplumsal fayda. Ve yok efendim bilmiyordum, çaresizdim. Hani çaresizlik olabilir bazı durumlarda, ekonomik çaresizlik ama bilmiyordum. E, bilmemek, bilgisizlik bana göre özür olamaz. Çünkü 19. yüzyılda işte bu psikologlar, Freudlar vesaire, ondan sonraki takip eden psikologlarla bilinçaltı diye bir şey ortaya çıktı. Bir şeyi bilmemekle bilmek istememek, bilinç altında olan şeyler çoğu zaman birbirine karışıyor. Hani İngilizce willful ignorance, hani bilinçli cehalet diye bir terim var. O yöne gidiyor ve bu bilinçaltı ortaya çıkınca ahlak felsefesi bayağı zorlaştı. Yani e, o güne kadar işte hani bilmemek bir özür kabul ediliyordu ama o günden sonra bilmemek veya bilmem bilmiyor gözükmek artık bir özür kabul edilememeye başladı. Yani bu örneğin 2. Dünya Savaşı sırasında Almanların sözüm ona de işte Yahudilere yapılanların bilmemesi veya bilmemek istememesi bunu Erich Fromm gibi hani psikolog ve filozoflar şöyle açı açıklıyor bastırma mekanizmaları. Yani bilmek istemiyor. Veya mesela e, çoğu zaman şöyle oluyor. E, piyasaya bir takım hurafeler ileri sürülüyor. Mesela bu GDO'lu tohumların faydası konusunda da olabilir. Veya işte bu 2. Dünya Savaşı sırasında Yahudilerin başına gelenler konusunda da olabilir. Hani bu olanları örtbas eden veya meşrulaştıran veya hatta faydalı gösteren bir takım hurafeler. Mesela herhangi bir kişi o işlere alet oluyorsa veya görmezden geliyorsa, konforunu korumak için görmezden veya bilmezden geliyorsa bu hurafelerden birine sarılıp, hani ona inanır görünüp kendisini savunuyor ya da meşrulaştırıyor. Mesela bu GDO tohumlar konusunda şu tip hurafeler piyasaya sürülüyor ve gayet bilinçli olarak efendim işte insanlık ancak işte verimi yüksek GDO'lu tohumlarla ve endüstriyel tarımla beslenebilirmiş. Hepsi yalan. Kendileri de biliyor aslında bunların yalan olduğunu. Ama böyle piyasaya sürülüyor ki hani o işler için çalışan bana göre işbirlikçiler ister bol maaşlı işler olsun, ister küçük maaşlı işler olsun, işte ister mavi yakalı işler olsun, ister daha beyaz yakalıya yakın işler olsun konforlarını koruyabilsinler. Yani statülerini koruyabilsinler. O yalanlara sığınık, konforlu yalan. Bu bilinçüstü de olabilir, bilinçaltı da olabilir. Yani Kargil'de çalışan işçi hadi diyelim ilk aylarda bilmiyordu Kargil'in ne olduğunu. E sonra hiç mi duymayacak, hiç mi birisi söylemeyecek veya birisi anlattığı zaman ne tepki verecek? Yani çok büyük bir ihtimalle eğer konfor yerindeyse, oradan çıkmak istemiyorsa e, ya bilmezden gelecek ya da piyasaya sürülen başka argümanlardan hani papağan gibi tekrarlayarak ona sarılacak. Yani şöyle bir şey olma olasılığı çok az. Ha işte diyelim ki Kargil'de 6 aydır çalışan bir işçi veya işte işçi derken mavi yakalı, beyaz yakalı fark etmiyor. İşte konfor yerinde. ondan sonra gidip anlatıyorsunuz ona işte bu Kargil'in nasıl bir şirkette olduğunu ve diyecek ki ha Kargil kötü bir şirket öyleyse ben burada çalışmayayım deyip çıkacak. Böyle bir şey olma ihtimali çok düşük. Öyle bir şey olsaydı o güne kadar olurdu. Yani bir ahlaki sorgulamaya girseydi. Ee, şimdi mesela Soma'da olanlar. Ee, Soma'daki maden işçilerinin başına gelenler. Şimdi başka bir açıdan bakıyorum. Ya yani tabii ki buradaki işçilerin, yani oradaki işçiler, yani büyük bir olasılıkla çaresiz insanlardı. Gerçekten çaresiz. Çünkü yaptıkları iş son derece tehlikeli, zor şartlarda Yani başka seçeneği insan o, o, olsa o insanlar niye orada çalışsınlar? Orada da e, eskiden mesela Soma tarım cennetiymiş, sonra nasıl maden cehennemine dönüşmüş? E, buna da bence şöyle bakmak gerekiyor. İlk aşamada kısa vadede bu insanların haklarını korumak, işte güvenliklerini sağlamak, bunun için gereken her şeyi yapmak. Ama uzun vadede de Soma'yı bir maden cehennemi olmaktan kurtarmak. Tekrar orayı insanların daha böyle mutlu, severek yapabileceği işlerde tarımla vesaire, işte organik tarım olabilir, Geçinebileceği bir ortama dönüştürmek. Şimdi burada Gandhi'nin bir sözü aklıma geldi. Ee, İnsanlara e, severek yapabileceği işler yapmasına fırsat vermeyen bir ekonomik düzen ancak mutsuzluk ve kölelik getirir diyor. Yani Gandhi'ye göre insanın yaptığı iş, insanın hayatına bir değer katması gereken anlam katması, estetik katması gereken sadece para kazanmak için değil. Zaten sadece para kazanmak için yapılan işe hani sosyalizm filozofları işte Marx vesaire bunlara iyi iş demiyor. Yabancılaşmadan söz ediyor. Hedef bu olamaz yani. O an için şartları olabilir de ama Gandhi'ye göre sevilmeden yapılan iş, mecburen yapılan iş, işte bir işe gidiyorsunuz geçinmek için, başka bir seçeneğiniz yok. Yaptığınız işte sevmiyorsunuz veya anlamlı bulmuyorsunuz. Buna kölelik diyor. Ben de katılıyorum Gandhi'ye. Buna şunu da eklemek gerekir bence emekçi açısından. Sevilmeden yapılan, böyle sevimsiz büro veya fabrika ortamlarında tek düze, ee, ...insanın anlamlı bulmadığı, buna şunu da eklemek gerekir, faydalı bulmadı. Eğer o kişide, yani herkeste olmayabilir, ee, böyle bir ahlaki olgunluk varsa ki bunun bence parayla bilgisi yok. Yani bir insan fakir olabilir ama ahlaki yönden bu e, düzeye erişmiş olabilir. Bu okul eğitimiyle de ilişkili bir şey değil. Bu ahlaki olgunluğa erişmişse bir kişi ona şunu da eklemek gerekir. Eğer sevebileceği, anlamlı bulduğu, geçinebileceği ve toplumsal fayda yönünden faydalı bulduğu bir işi yapma fırsatı vermeyen bir ekonomik düzen kölelik getirir. Bu şekilde bence tanımlanabilir. Kaldı ki bu çağda yani 21. yüzyılda bütün bu ekolojik yıkım, iklim krizi vesaire, artık zaman da iyice daraldı ve dünyanın böyle sömürüye vesaire tahammülü de kalmadı. Yani hem ekolojik olarak hem sosyal olarak şunu düşünüyorum: Eğer sermayenin, yani paralı insanların nasıl para kazandığını sorgulayacaksak, ki bunların çoğu, yani sektörlere baktığımız zaman en çok hangi sektörler para getiriyor? Bugün mesela e, endüstriyel sağlık, yani bir yandan insanları kanser edip sonra işte kanser ilaçları satmak, ondan sonra endüstriyel tarım, e, işte petrol, silah, enerji, kirli enerji. Nerede kirli iş varsa hani yerelden ve gelecekten çalma anlamında hem de ekosistem sakatlama ve yamama anlamında nerede kirli işler varsa bunlar en çok para getiriyor. O yüzden de büyük yatırım fonları, büyük bankalar en çok bu işlere para yatırıyor. Yani mesela işte Londra'nın, İsviçre'nin, Amerika'nın büyük bankaları veya o büyük yatırım fonları işte Blackguard neydi? Blackguard mıydı? Vanguard var. Blackrock pardon. Blackrock vanguard vardı. Büyük yatırım fonları. Bir de yatırımlarını da gizlemeye başladılar. Yani tam mafya yöntemleri. Eğer sermayenin nasıl para kazandığını sorgulayacaksak, yani toplumsal fayda anlamında. Toplumsal fayda derken de sürdürülebilir refah ve mutluluk bağlamında. Sadece bugünkü nesilleri değil, gelecek nesilleri de düşünerek eğer Sermayenin nasıl para kazandığını sorguluyorsak, bu sermaye hizmet eden herkesin de sorgulamak durumundayız. Zaten zincirlemesini o mantık devam edecektir. Bunu bir yerde kesmek mümkün değil. Yani mesela sermayenin nasıl para kazandığını sorgulayacağız, ama o sermayenin işbirlikçilerini sorgulamayacağız. Mesela yöneticiyi sorgulamayacağız. ...yöneticileri. Genelde yöneticiler de dahil edilir. Hani patron adamı denir. E peki patronun daha alt düzeydeki adamlarını... ...bu işin içine katmayacakmış Yani bu mantık zincirlemesini... ...bir kez başladı mı... ...en aşağıları kadar devam edecektir. Yani... E, ...bir yazım var. E, en sevilen ekonomi hurafeleri diye internette ararsanız bulursunuz. Bu hurafelerin başında aslında o yazıda yazmamışım, sonradan eklemişim ama bunun en önemli olduğunu, hurafe olduğunu fark ettim. Şöyle bir hurafe var. Ekonomi hurafesi. Ve ekonomistlerin çoğu da bu hurafenin ya farkında değildir ya da dillendirmez, işine gelmez. Şöyle bir şey. Herhangi bir kişi veya kurum, şirket vesaire yasal yollardan para kazanıyorsa o kişi veya kurum e, faydalı bir şey üretiyor ve toplum e, istihdam yaratıyor demektir. Böyle bir hurafe var. Bu hurafe çünkü bugün biliyoruz ki toplumsal fayda getirmeyen birçok yasal iş var. E, çünkü büyük para babaları e, artık devletleri, iktidarları satın alabilecek güce üre, e, ulaştılar. Çoktan özellikle bu neoliberalizmle birlikte istedikleri yasaları çıkarttırabiliyorlar. İstedikleri iktidarları getirebiliyorlar. İstedikleri yasaları iptal ettirebiliyorlar. Örneğin en kriminal işlerden biri silah ticareti. Yasal. Silah üretip satmak yasak. Yasal. Savaş çıkarmak bir anlamda yasal. Ondan sonra e, bu GDOlu tohumlar, pestisitler vesaire, bütün o e, mafya düzeniyle birlikte küresel planlama yapan o e, dünya ticaret örgütü, dünya bankası, IMF hepsi bu pis işlerin içinde ve küresel planlama ile bu işleri dayatıyorlar. Örneğin endüstriyel tarım veya endüstriyel sağlık benim bu e, ekosistem sakatlaması ve yamama, hani kansere yol açan şeyleri işte işte bu tarım ilaçları var, endüstriyel kirlilik var, radyasyon kirliliği var. Bunları hiç dokunmayacaksınız. Hatta bunları engel olmak isteyen iktidarları düşüreceksiniz. Kanseri azdıracaksınız. Ondan sonra bir yandan da kanser ilaçları satacaksınız. Dolayısıyla bu marjlar iyice azaldı. İklim krizi iyice ciddi bir duruma geldi. Artık her türlü parazit şirket, parazit sermaye ile birlikte. Bence eninde sonunda insanlık emeği de sorgulama noktasına gelecek. Zaten dünyanın birçok yerinde bu başladı. Emekçi kimdir? Bana göre varılacak nokta şu olacak. Emekçi faydalı iş yapan insandır. Fayda derken toplumsal faydayı kastediyoruz ve bu toplumsal fayda derken bunu nasıl tanımlıyoruz? Sürdürülebilir yaygın refaha ve mutluluğa hizmet edecek bir iş sürdürülebilir derken sadece bugünün insanlar için değil gelecek nesillerde dahil.